Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. O zaman ev tercihleri yapalım. Yani umarım hocam müsaittir. Merhaba. Pişt. Merhaba. Bay bay. Evet, şimdi ek tercihler yapacağız annemle beraber. Çok heyecanlıyım. Annem de yanımda bugün. Çok mutluyum o yüzden. Ev moda halimle merhabalar. Konuşmak, anlatmak, sohbet etmek çok istiyorum ve videonun geri kalan devamı da bu şekilde olacak. Yaklaşık 4 gündür video atamadım. Normalde cuma günü tercih yapacaktım. Ancak şöyle bir durum oldu. Hemen size anlatayım dostlarım. Perşembe günü işten eve geliyorum. Ve tercih listesi oluşturmaya başlıyorum. Bir de fark ediyorum ki daha çok doğu tarafı geliyor. İşte Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi. Ama sonra bir şeyle yüzleşiyorum. Tercih listesini yazarken gözyaşlarımla yazıyorum. Ağlamaya başlıyorum bir anda falan. Bazen bazı şeyler için hiç kolay değil. Yani bazı kişiler için değil. Kendimden örnek vereyim. Benim için öyle değişim, wow diye kolay bir şey değil. Mesela ben saçlarımı çok boyamayı çok istedim. Ama ne zaman boyadım? Geçen sene mi boyadım? 20 yaşındayken boyadım. Yani sanırım bir senedir falan saçlarımın üstüne boyuyorum. Ama hani köklü bir değişiklik değil. Benimki böyle ufak tefek değişiklikler. Ama en basitinden buradan bir uzak bir yere gitmek beni biraz endişelendiren, korkutan bir şey. Çünkü ben daha önce ailemden ayrılmadım. Yani onlardan ayrı da kalmadım. Dolayısıyla hep burada beraberken yani bu şekilde yaşadık. Ve bir anda böyle gitmek, orada tek başına kalmak falan biraz duygusal olduğum için sanırım bu konuya birazcık yanlış yaklaştım. Düşündüm, ağlıyorum, ben ne yapacağım? Sonra dedim ki acaba hani mezuna mı kalsam? Hani belki daha iyi bir sıralama yaparım. Ama şöyle bir durum var, hiçbir şeyin garantisi yok. Hiçbir şeyin. Evde durup dururken en basitinden dizimde kayma oluşuyor. 4-5-6 aya gireceğiz neredeyse. Hala aynı. Bu arada hemen dizim demişken dizimi de anlatayım. Sabah doktora gittim, MR sonuçlarım iyi. Menisküs yırtılması var. Çapraz diz bağlarımda biraz sıkıntı var. Bir ay boyunca egzersiz yapacağım. Eğer egzersizler işe yaramazsa, eğer dizim yine kötü olursa dedi ki artık doktor kök hücre tedavisine başlayacağız. İğne mi dedim? Evet dedi, işte kanından alacağız dedi ki ben zaten size o süreci anlatmıştım. Ben zaten bu dizimde kayma olduğu ilk zamanlar doktorum bana zaten kök hücre tedavisi yapmıştı. İki doz yapmıştı bildiğiniz üzere. Kandan kanınız alınıyor. Bir tane iğne var. Aşırı pahalı, 1.000 liralık falan bir iğne böyle. O enjekte edilip dizi enjekte ediliyor ve diz güçlenmeye çalışıyor. Böyle değişik bir sürecin içindeyim işte. O yüzden çok fazla yazın gezemedim, hiçbir şey yapamadım. Çalışarak geçti kısacası bütün yazım. Biraz da bayağı yordum, itiraf edeyim. O yüzden şimdi ek tercihlerimi yaptım. Bunu sizinle de paylaşayım. Ha, şey diyordum, mezuna kalma olayı. Anne dedim, ben dedim, mezuna mı kalsam dedim, ailemle paylaşıyorum. Mutsuz olacaksan mezuna kal dedi işte ailemde. Sonra öğretmenime bunu bildiriyoruz ki öğretmenim beni cuma günü bekliyordum. Daha sonradan öğretmenim çok şaşırıyor tabii bu duruma. Ve o gün bayağı kötü ve tuhaftı. Kasada mutsuzdum, bayağı mutsuzdum. Neyse, bildiğiniz üzere bir de pazar günü arkadaşımın düğünü vardı. İş yoğunluğundan dolayı düğüne katılamadım. Çok istiyordum. Lise arkadaşım evlenmişti. Ona buradan mutluluklar diliyorum. İnşallah hayatın her şey çok çok güzel olur. Umarım çok çok mutlu olursun. 5 dakika sadece iş yerinden hızlıca çıkıp gidebildim. Annemle beraber. Annem beni aldı sağ olsun. Ve 5 dakika sadece hayırlı olsun deyip geldim. Ama nasıl buruk bir his oldu içimde. Orada olmak çok güzel. Böyle şıkır şıkır ne giyeceğimi falan ayarlamıştım biliyor musunuz? Toz pembe çok güzel bir elbisem vardı. Ki daha önce onu hiç vloglarımda sanırım size gösterdim mi hatırlamıyorum. Altında siyah topuklarım, saçlarım şuradan manikürüp saracak, böyle açık yapacaktım. İşte iş yoğunluğundan dolayı maalesef izin alamadım ve düğüne katılamadım. Ne güzel vlog çekecektim, güzel olurdu ama nasip olmadı maalesef. Kısacası bu yoğun tempodan artık sanırım yoruldum. O yüzden aslında benim okumamın, bu kadar vazgeçmemin tek bir sebebi varsa, birçok farklı sebebi var da, bu daha büyük bir etken aslında.
İstediğim mesleği istediğim şekilde istediğim gibi yapmak istiyorum. Daha düzenli bir iş, daha sakin bir iş, bu kadar yorulmadığım, beni yormayan, yıpratmayan bir iş. Kasada durmak gerçek oluyor ve son zamanlar bir de açıklar çıkmaya başladı. 25 lira, 80 lira açık ve çıkıyor kasamda. Nasıl çıktığını anlamıyorum. Neredeyse 10 binden fazla müşteri geçiyorum kasadan diye. O yüzden kazanıyorum, kazandım da değil. Zaten raporlu olduğum için 1000 küsür liradan fazla yine maaşımdan gidiyor. Yani ne kazandım, ne ettim ben de bilmiyorum. Hayat o kadar zor ki. O yüzden istediğim mesleği alana kadar durmayacağım. İstediğim hayatı yaşamak istiyorum. Daha sakin, daha düzenli, daha plan program içerisinde kendi yönetebildiğim veya istediğim yere istediğim şekilde gidebildiğim, belki ileride bir arabam olur, arabamla gidebildiğim, daha kendimi özgür hissedebildiğim bir iş ortamı istiyorum. Bu yüzden zaten okumak istiyorum. O yüzden inşallah okuyabilirim. Bakalım. Çok heyecanlıyım. Zaten videonun ilk başlarında göreceksin böyle heyecanlı. Böyle çok heyecanlı bir çocuk kadar, bir çocuk masumu kadar çok heyecanlıyım. Ek tercihim şu anda önümde. Annemle beraber gittim yine tercih yapmaya. Annem yanımdaydı sağ olsun. Çünkü sürecin başından beri eğer ben o sınavı kaybettiğimde 3 gün beni üzere anlatmıştım size zaten çok kötü ağlıyorum. Vazgeçme raddesine kadar geldiğim bir dönemdi. Annem ve kız kardeşim elimde tutup kaldı mesela babam da tabii ki. O yüzden belki de şu an ek tercih yapamazdım. Anneme ne kadar teşekkür etsem az. Öğretmenim bu süreçte bana çok çok yardımcı oldu. Çok değerli öğretmenim. Hakkını asla ödeyemem. Bugün gittim ek tercih yapmaya çok sevindi. Doğru düzgün bir tercih yaptık. Kaç gündür zaten ek tercihlerle uğraşıyorum. Annem de bakıyor, ben de bakıyorum. Çünkü hepimiz iyi bir yerde olmamı istiyoruz artık. Bu tempo gerçekten beni yoruyor. Yoğun iş temposu 11 saat çalışmak beni gerçekten yoruyor. Ve ileriye dönük baktığımda ileriyi de artık düşünmek istiyorum. Allah nasip ederse sağlıklı bir ömür verirse şayet daha istediğim gibi daha kendi tarzımda olan bir hayat yaşamak istiyorum. Yine böyle vloglar çektiğim, bol bol sizinle bir şeyler paylaşabildiğim, belki ileride gezip görebileceğimiz yerler daha güzel şekillerde, daha güzel bir standartta yaşamak istiyorum. O yüzden tabii ailemle beraber yani onlarla beraber. Çünkü annem çok çok okumamı istiyor, iyi bir yerlere gelmemi çok çok istiyor. Şöyle bir anımı da bahsedeyim son olarak sizlere. Çok da videoyu uzatmayayım. Ben konuşsam konuşurum çünkü sabah kadar ama işe yetişmem lazım birazdan. Mesaim başlıyor. O yüzden okuluma zaten birçok kez gittim. Buradayım çünkü yani. Şöyle bir durum oldu. Ek tercih için gittim. Güle oynaya ayrıldığım okuldan buruk bir şekilde tercih yapmaya gelmek de ayrı tuhafmış. Tıpkı arkadaşımın düğününe gidip onunla ki oynayamadım. İş kıyafetimle gittim. Hayırlı olsun dedim. Tebrik edip hop geri işe dönmek zorundaydım. Hayat o kadar zor ki hiçbir şey kolay değil. Mücadele etmemiz gerekiyor. Mücadele etmezsek çünkü bir yerlere gelemiyoruz. Benim işte asıl hedefim bu. İşte bazılarınız hani diyor ya işte anne işte vazgeçen okuma falan diyorsun. Neden okumayayım? Elimde hala bir şansım var. Çok şükür iyiyim, sağlıklıyım. Evet bir takım sağlık problemlerim olabilir. Ama aşılamayacak şeyler değil. O yüzden ben iyi olduğum sürece bu sınava gireceğim. Yani inşallah ek tercihim tutar da girmem bu sınava. Girmek istemiyorum artık. Doğrusu ayrı bir konu. Okumak çok istiyorum ve umarım bir başlayabilirsem, bir adım atabilirsem. Belki gerisi gelir. İkinci öğretim bu arada yazdım. Zaten şimdi size tercih listemi de okuyacağım. O şekilde çok heyecanlıyım. Bir çocuk masumluğu kadar, bir çocuğun okula başlaması kadar içimde çok büyük bir heyecan var. Okuma heyecanı bu. Ve bir şeyleri değiştirebileceğimin heyecanı. 4 sene hiç kolay değildi ve şöyle düşünüyorum artık. Eğer bu sene şu anda başlayabilirsem ve ileride anlatabileceğim belki bir öğretmen olurum, belki de bir yazar olurum. Evet, o kazanmama bağlı tabii. Anlatabileceğim en azından birçok farklı hikayem var. Bir lise öğretmeni olabilirsem, demiyoruz bir saniye. Bir lise öğretmeni olabilirsem eğer anlatabileceğim birçok farklı hikayem var. İmkansızlıklar içinde geldim diyebileceğim birçok farklı anlatabileceğim hikayeler var. Ve size şöyle söyleyeyim. Ben lisede okurken öğretmenlerim böyle hayat hikayeleri anlatırken onları dinlemeyi çok çok severdim. Ders biterdi son 10 dakikası kalırdı. Hoca kendi hayatından bahsetmeye başlardı. Ben böyle dinlerdim. Çok hoşuma giderdi. Olabilir yani niye olmasın? Belki benim de anlatabileceğim birçok farklı hikayem vardır. Birçok farklı şey yaşıyoruz. Birçok farklı şey deneyimliyoruz. Her zaman hayat güllük gülistanlık değil. Acılar var, mutluluklar var. Baş ediyoruz, baş etmeye çalışıyoruz ve bu şekilde zaten büyük olgunlaşma serüveni de aslında bu şekilde.
Ben çok mutluyum. Şimdi size hepinize tercihlerimi paylaşmak istiyorum. 24 tercih yapmadım bu arada. Dediğim gibi ben Doğu Anadolu'ya gitmek istemiyorum. Çok uzak bir yere gidip pişman olmak istemiyorum. Aklıma yatan bir tercih yapacağımı zaten aileme ve öğretmenime bildirdim. Onlar da sağ olsun kararıma karşı durmadılar. Kararıma saygı gösterdiler. 8 tane tercih yaptık dostlarım. O yüzden bunu da size söyleyeyim. Birinci tercihim Afyon Kocatepe Üniversitesi ikinci öğretim bu arada. Türk Dili ve Edebiyatı hepsi. İkinci tercihim Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. Üçüncü tercihim Uşak Üniversitesi. Hepsi ikinci öğretim bu arada. Diğer dördüncü tercihim Niğde Üniversitesi. Yine Türk Dili ve Edebiyatı. Beşinci tercihim Atatürk Üniversitesi. Altıncı tercihim Kırıkkale Üniversitesi. Yedinci tercihim Hitit Üniversitesi. Ve sekizinci tercihim de Kahraman Hitit Üniversitesi yani Çorum Üniversitesi 7. tercihim. Ve 8. tercihim de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. Hakkımda hayırlısı olsun. Umarım bir adım atıp başlayabilirim diye düşünüyorum. Heyecanlıyız, mutluyum, çok mutluyum. Çok değişik bir heyecan yaşıyorum. Bir hafta sonra inşallah sanırım sonuçlar belli oluyormuş. Bu sürecin zaten siz de içerisindesiniz. İnşallah sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir saatime bakayım, hazırlansam iyi olacak yoksa işe geç kalacağım. O yüzden mesai beni bekler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı lütfen. Ha, bu arada yarım kaldı söyleyeceğim. Okula gittim böyle bir misafir gibiydim yani. Benim altından yetişenler gelmiş 12. sınıfa. Ben mezun, yani ben o gün 12. sınıftayken 9 olanlar bugün 12 olmuş karşımda gördüm. Çok şaşırdım. Çok değişikti yani, bayağı değişikti. Bazı öğretmenlerim vardı, birçoğu gitmişti ama yine birçoğu buradaydı. Onlarla tekrar karşılaşmak da tabii ki çok güzel bir şey. Bir yandan buruk bir his, bir yandan da hala vazgeçmiyor olmamın verdiği gururla orada durdum. Ve öğretmenimin işi bitmesini bekledim. Çünkü okulun ilk günü olduğu için bir curcuna vardı. Ve yeni öğrenciler kayıta gelmiş, zaten kitaplar alınıyor falan filan. Bayağı bir bekledim. Ama beklememe değdi. Öğretmenim sağ olsun çok yardımcı oldu. Ben orada 17 tane tercih yapacaktım. Ama öğretmenim bu şekilde uygun gördü. Bu şekilde benim için daha iyi ve faydalı olabileceğini düşündü. Ben de onun kararına saygı duydum ki zaten benim de kararımdı. O şekilde bu şekilde bir tercih yapmış olduk. Ve siz de bu heyecanıma ortak olduğunuz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşünce de kendinize çok çok iyi bakın. Şimdi hoşça kalın. Ben biraz daha bunu heyecanla yaşayayım. Çok güzel çünkü.